Floransa'da güzel bir sabahtan günaydın. Bugün çıkıyoruz, şimdi kahvaltı almaya geldik. Chianti ile Siena arası bir bölgeye gidiyoruz. Şarap bağlarının olduğu. Otelimiz için çok heyecanlıyım. Hani bir günü belki otelde geçiririz dedik falan. Hepsini göreceğiz ama iki gece değil mi? Bugün cumartesi ve pazar bu otelde olacağız. Biraz işin dinlenme ve keyif yapma kısmına geçiyoruz. Gerçi yani Floransa, Luca falan hepsi gene çok keyifliydi ama tabii yürüyüş ve hani daha çok yorulduk. Biraz dinleneceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size kısaca bilgiler vereyim. Restoranımız burada. Selam tekrardan. Bugün Chianti dedi kadın değil mi? Ben hep Chianti diyordum. Chianti dedi, aynen. Chianti'deyiz. Aşırı güzel bir otel seçimi yapmışım. Acil beni tebrik edelim. Ben seçtim otel. Ben buldum burayı. Benim listemde vardı. Sen seçtin listemdekilerden. Benim listemde 5 otel vardı. Tamam işte en iyilerini bulup seçmiştim. Şimdi gelir gelmez bir havuza indik. Biraz bir rengimiz değişsin yeter artık. Ondan sonra burada bir şeyler içeceğiz. Yağız'la Zeynep masaja gidecekler galiba. Biz pazartesine kadar buradayız. Pazartesi tekrar Bologna'dan dönüş yapacağız, akşam uçağımız. İşte buradan... Sen Bologna'yı saldın değil mi şimdi? Hayır. Ama mümkün olduğunca geç çıkabiliriz otelden. Şimdi Serdar'la girişte bir çekim yaptık. Biraz otelin bahçelerini geziyoruz. Çok güzel çektin. Çok iyi. H&M ve ben sana teşekkür ediyoruz. Her zaman. Sevdin sen bu işi. Sevdim. Her yer fotoğraflık, ben ne yapayım?
Toskana'nın ikinci gününden günaydın. Dün otelde çok güzel dinlendik. Sonra mükemmel bir restorana gittik. Biz bayağı böyle derme çatma bir yere gideceğimizi zannediyorduk. Yani zaten salaş bir yerdi görüntü olarak. Ama hani böyle çok bir beklentimiz yoktu. Bir gittik Michelin Guide'daymış. Ve yemekleri inanılmazdı. İnanılmaz iyiydi. Her şey çok iyiydi. Şimdi Yaz'la Zeynep'i bekliyoruz. Bir yukarı çıkıp üstümüzü değiştireceğiz. Bugünkü kıyafetlerimizi giyeceğiz. Bir yandan da Winery bakıyoruz nereye gitsek diye. Otelin önerilerini aldım. Çünkü yani Google Maps'e kendiniz düşerseniz ya da TikTok'a yani sky is the limit yani. Burada o kadar çok winery var ki hangisini seçeceğinizi bilemiyorsunuz. O yüzden otelin böyle bir listesinden alıp baktım. İki tane yer beğendik. Bugün gündüz biraz onları gezeceğiz. Sonra bir otele uğrarız. Oradan gün batmadan Siena'ya gideceğiz. Siena çok yakın otelimize. Akşam yemeğinde Siena'da yeriz gibi duruyor. Ama yani şu an hani oteli bırakıp çıkmak çok zor bence buradan. Otel çok keyifli gerçekten. Dün çok güzel çekimler yaptık. Bu arada Serdar'la Serdar şov yaptı. Hala. Bir hatayı düzeltmeye geldim şu anda. Ben dün bu kadar yanacağımızı hiç tahmin etmediğim için mayoyla inmişim havuz başına. Karnım hariç her yerim bronz şu anda. Karnım bembeyaz. O yüzden bugün 12'de çıkacağız diye bikinimi giydim. İçime kahvaltıdan sonra indim. Şimdi karnımı yakmaya çalışıyorum. Bakar mısınız renk farkına? Resmen evlerin içerisinde kendi church'leri, altında da mezarları var. Resmen evlerin içerisine gelen insanlardan günde kafa başı 6,5 euro kazanıyor. Çok saçma yani, çok tuhaf. Bir de private event için kapalıymış dördünde. Of, çok güzel partiler olur burada ya. Aşırı. Buraya taşınabilir miyiz? Creative with no food. Of course, it's Sangiovese. So you have that tannic part on the tongue, that roughness on the tongue, which is typical of the young wines. I think we'll go with the red one. Son akşam üzünü. Hava biz giderken bozdu. Şimdi Siena'ya gideceğiz. Bir Siena'yı görmek istiyoruz gün batmadan. Aslında çok güzel bir H&M elbise giymiştim. İşbirliğimiz kapsamında. Ama onunla fotoğraflarımı çektim ve çıkarmak durumunda kaldım. Çünkü hava soğudu yani bir anda bu akşam. Böyle biraz daha casual giyindim. Bu da eski H&M bu arada. Bu annemin vintage'leri ceketi. Bakalım. O fotoğrafları buraya bir yere bırakırım. Çok güzel bir elbise gerçekten. Küpe olarak da şey taktım. H&M'in Anna Della Russo işbirliği vardı. Böyle ilk işbirliklerinden biriydi. Ben bloggerken 2012-13 falan herhalde. O koleksiyonun işte eventine davetliydik falan.
Good Old Times. Böyle uyumlu oldu yani, hem İtalya'yla hem elbiseyle küpe. Ama yani gerçekten soğuk ve Siena'da terlikle o elbiseyle yürüyebileceğim bir hava yok. Gidiyoruz bakalım, Siena'yı da merak ediyorum. Son akşamımız, ben son makarnalarımı yiyeceğim galiba. O kadar şiştim, o kadar şiştim. İçim dışım makarna oldu. Gidelim biraz daha yiyelim. Siena'yı çok beğendik arkadaşlar. Favorimiz burası oldu galiba. Meydanı aşırı keyifli görünüyor bu arada. Ama meydandaki restoranlar çok iyi değil tabii ki. Klasik. Bir yerlerde yemek yiyip sonra bir şeyler içmek için meydana gideceğiz. Çok tatlı burası ve çok güzel. Tabii ki trüflü peynir ve iki çeşit trüflü balı aldım. Çok kötüyüm. Detoks, keto, ne varsa. Finito. Çok mutsuzum şu an. Ne yapacağız? Bugün günlerden pazartesi. Son saatlerimiz, buradan uğrayacağımız birkaç görmek istediğimiz yer var. Sonra Bologna'ya dönüp. Ama oralara gidebilecek miyiz bilmiyorum. Valizimizi bırakacak yerimiz yok ve arabaya bırakmak istemiyoruz. Çok yakın bir arkadaşımın arabasından İtalya'da valizleri çalınmıştı ve böyle bazı otoparkların yorumlarını falan okuduk. Sakın buraya bırakmayın, valizlerimiz çalındı falan diye çok yorum var. Şimdi bakacağız duruma göre. Ama finalde Bologna'da uçağımız. Bologna'ya gideceğiz ve dönüş vakti. Arabayı bagaja açılmayacak şekilde park ettik. Güvenli bir otopark bulduk. Sen Cimik ne almaya geldik? Bir sürü kulesi olan bir eski bir şehir. Old Town. Baygını geçireceğim şimdi. Arabada telefonunu bırakmış. Dün üstüne gelen böcekten bahsetmek ister misin biraz? Gözlüğüm kadardı. Şu kadar bir böcek çıktı üstünden Zeynep'in o şeyde. Çığlık ilk attım. Vinyl'i olan yerde. Çığlık attım, herkes bana baktı. Utanmadım orada oturmaya. Böyle şeyleri vardı iki tane. Vardı. Ve adam kafasından tutup. Hocam 10 metre uzakta durdu. Kaskatı kesildi. Diyorum ki burada duracak mı yani? Üstünden indi de hani yerde bizimle mi oturacak? Yaşadık bunu biz. Gitti, terk etti bizi. Hocam çok hevesli bu şehir. Anlamadım ya. Yemin ederim eski hayatında İtalyan komutanmış. Bak çok eminim buna. Hem İtalyan komutanı descendant olmuş. Vallahi hem eski şehirleri çok sevdi buradaki. Hani güzel, ben de sevdim ama Serdar bir ekstra bir ilgi gösterdi yani. Hem de zaten askerliği de çok seviyor. Oha, güzelmiş hakikaten bu arada. Şu an girince bir şey oldu. Thank you.
company that is called Castellana da Sala, close to Orvieto, 100% Chardonnay. Onlar da bizim aşkımız. Kırmızı bir rose, bir beyaz. Second wine, Negramaro, Syrah Cabernet Sauvignon. O ne kadar güzel bir beyaz, şu su gibi. Beyaz çok güzel. Çok. Evet, ne diyorsun ya? Ben daha rosa değilim. Buranın en meşhur şaraplısına geldik şimdi. Aşağıda ufak bir tadım yaptık. Guided turlar için rezervasyon yapmak gerekiyormuş. Yukarıda çok güzel bir restoranı var. Onun için de rezervasyon yapmak gerekiyormuş. Bu dışarıda kaldık. Aslında dışarıda daha çok yerleri var ama bugün yağmur yağacakmış. O yüzden kapamışlar dışarıyı. Biraz basık bir hava var gerçekten. İşte biz de böyle dışarıda oturduk. Şarabımızı söyledik, keyif yapıyoruz. Buradan Bologna yolu artık. Çok güzel bir tatildi Serdar. Sence? Muazzam. Sıralamamı yapıyorum. Dün yaptım sıralamayı. Toskana dediğim Chianti bölgesi. Bu otelimiz ve oralar. 1. Siena 2. Siena'dan ben de etkilendim. Yalan yok. Siena en iyi. Bu uğradığım son San Cim... Cim yani. San Gimignano. 3. 4 Floransa. 5 Luca. 6 Pisa. Pisa'da bir şey yok yani, Pisa Kulesi'ni gördük. Ya varmış gerçi de hani çok bizlik bir şey yoktu. Florence'yi beğendim bu arada, yani böyle bir sıralama yaptım diye aşağılarda diye kötü olduğu kesinlikle anlamına gelmiyor. Bayağı beğendim Florence'yi. Günlerim sınırlı olduğu için hep böyle temel yerleri gezdik ama çok güzeldi. Florence'da etkilendim bayağı. Özellikle gece o gördüğüm heykellerden aşırı etkilendim. Siena'dan çok etkilendim. Siena'nın meydanını çok sevdim. Duomo'su bayağı güzeldi. Siena çok iyiydi yani. Orada yemek yediğimiz yer de bayağı tatlıydı. Yemek olarak en iyi Floransa'da ilk akşam yediğimiz yer Pavone. Pavone miydi neydi? Orası çok iyiydi. Senin o, ördekli. Etçi de çok iyiydi. O Michelin Guide'a giren. Çok iyiydi. Bagliari'deki. Evet, orası da çok iyiydi. Ristorante de Bagliari. 5 günü şeyle kapatıyoruz. Grazie. Grazie mille. Prego. Buongiorno. Bu kadar. Sende başka var mı Yağız bildiğin? Buonasera. Aynen. Bu kadar, 4 kelimeyle kapadık 5 günü. Bir de şey var. Don't enter yellow. Don't enter yellow. Şimdi bu İtalya'ya giden bütün arkadaşlarımız arabayla yani. Ben daha önce araba kiralamamıştım hiç. Şey diyorlar. Kesin hani dönüşte bir ceza yiyorsunuz diyorlar. Biz de böyle bayağı temkinli olalım dedik. Adam arabayı verirken Yağız'a Serdar'a şey demiş yani. Don't enter yellow. İlk cümlesiydi. Ne ilk cümlesiymiş. Bu şeylere girerken ne deniyor onlara? Otoyol arası geçiş şeyine, gişelere girerken don't enter yellow demiş. Çünkü o böyle atıyorum bizdeki HGS gibiymiş. Arabayı aldık. Yaz 3 dakika sonra yeşile, yani şey sarıya girdi. Ve ne kadar yedik Yaz? 60 lira. Ceza yedik. Yaz'ın sinirler çok bozuk hala. Komik değil aslında. Saçma bir para ödedik ama. Hani Serdar böyle ya, adam pek bir şey söyledi. O da don't enter yellow. Girme dedim bir de. İkincisi benim hatamdı bu arada. Böyle işte Siena, Luca falan, bunların çevresinde arabayı bırakmanız gerekiyor. Old Town'a arabayla giremiyorsunuz. Biz de dün Siena'ya girerken şey oldu işte, ben dedim ki daha çok yol gösteriyor, bence girelim bu surlardan, ne demek no traffic zone falan diye böyle bir çıkıştım. Yağız da girdi arabayla, herkes bize şok içerisinde bakıyor, böyleler yani. Bu arada başka arabalar da var, biz de ona güveniyoruz. Sonra bir kadın bizi yolda durdurdu, dedi ki yasaklı yerdesiniz, hemen surlardan dışarı çıkın, dışarı park edin arabayı dedi. Biz apar topar geri çıktık ama sonra internette gördük ki 30 dakika urgent sayılıyormuş. Biz 10 dakika falan içerideydik. Bence oradan ceza yemeyeceğiz. Ama göreceğiz. Kameralar var surların girişinde. Neyse, bunları da işte öğreniyoruz yolda. Neyse, ben şimdi biraz keyif yapayım.